10 tane şeyimiz var. Bunun boyunca bu kadar tane şey olursa 35 şey var. Yaptığım o kadar bu. Yavaş yavaş. Yavaş var. Öncelikle ortaokulun sonlarına doğru babam pazarlama işlerine girişmişti. Ondan sonra bana da bir fikir oldu. Ve ben de pandemi döneminde falan baba dedim hani eve getir beraber yapalım, bir şeyler süsleyelim, küçük dökelim balkonda. Vakit geçsin çünkü çok sıkıcı bir dönemdi hepinizin bildiği gibi. Ondan sonra bu işlere başladık. Biraz hafiften iş ileriye gitmeye başladığında, taş tozu muhabbetleri girmeye başladığında annem dedi ki bu iş evde olmaz, ev kirleniyor ve aynı zamanda da evi kokutuyorsunuz, kimyasal kokutuyorsunuz dedi. Ondan sonra dedim ki baba o zaman hani işler biraz daha bu yasaklar kalkınca falan küçük bir yer açalım ya da tutalım, orada işlerimize devam edelim dedim. Sonra atölye kurduk. Babam işte sosyal medya üzerinden ve tanıdıkları üzerinden bunların hafiften satışını yapmaya başladı. Bu sefer dedik ki bu küçük bir yerle olmayacak, Gülsan Sanayi'de, Canik'te bir yer bulalım dedik. Ve burayı devraldık. Burada işlerimizi yapıyoruz. Burada biblolar, hediyelik eşyalar ve bu şekilde şeyler yapıyoruz. Önce kalıbını çıkartıyoruz elimize kalıbı olmayanların. Sonra polyester döküyoruz, zımparalıyoruz, boyuyoruz ve cila alıyoruz. Boyama kısmı benim için daha çok eğlenceli. Umarım daha da iyi olacak. Büyük siparişler geliyor. Onları yetiştirmeye çalışıyoruz. Bazen hatta eve geç gittiğimiz oluyor. Annem kızıyor bu konuda. Özür dileriz anne senden. Ama yetiştirmek zorundayız sonuçta. Bir işe baş koyduk. Şu anda satışlar iyi. Başladık aslında yurt dışına, Bulgaristan'a ve Filistin'e düzenli olarak ürün yollamaya başladık. Oradan da müşterilerimiz oldu. Ben de işte bu online süreçteyken sosyal mecralarla birlikte yurt dışında neler oluyor, insanlar evlerine neleri koymayı istiyor veya dükkanlarına veya çalıştıkları yerlere, bunları biraz araştırmaya çalışıyorum insanların paylaştıklarına ve babama gösteriyorum. Baba bak hani aslan koymuşlar, geyik koymuşlar, biz de bunları yapabiliriz diye. Aynı zamanda Türkiye'de yaşıyoruz, işte Atatürk büstleri olsun, aslanlar, kurtlar, bunları da döküyoruz. Bu şekilde araştırmalarımız var ve güzel gidiyor. Bu işin en zor kısmı, yani biraz kirli bir iş, zor bir iş, zahmet gerektiriyor. Ama yani en sonunda o boyayı yapıp üzerine de cilayı koyduktan sonra yaptığın ürüne bakınca diyorsun ki tamam ya hani tamam değdi emeğime deyince zaten bütün zorluğu, yorgunluğu gidiyor. Ama dediğim gibi en başta biraz zor ve yorgun bir iş. Ben bu konuda hani kızıma teşekkür etmek istiyorum sizin de aracılığınız ile. Çünkü devamlı beni teşvik eden, ileriye yönelik ürünler bulmama sağlayan kızım oldu. Baba bunu yapalım, bak bunlar daha çok revaçta, güzel ürünler. Zaten kızım da hani endüstri mühendisliğinde okuduğunu beyan etti. Kendisi de endüstrinin içinde olduğundan. Ben de onu arkasında devamlı destekçisi olarak bu işte ilerlemeye gayret gösteriyoruz.